tane sorulaha eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz, devam etti Allah'ımız. Yansurkum, Allah da size yardım eder. Sonra geldik son kısma. Ve yuthabbit ve sabit tutar. Sabitlik kelimesi nereden geliyor? Arapçadandır. Ve yuthabbit ve sizi sabit tutar. Ekdamekum kademlerinizde, adımlarınızda, ayaklarınızda sabit tutar. Ne demek sabit tutma? Yani hepimiz burada son anımızın iyi olmasını istiyoruz mu? Son nefesimizde şehadet getirerek Allah'a kavuşmak istiyoruz mu? Amenna ve saddakna. Zaten bütün bu çalışmalar, bütün bu gayretler son nefes için. Bu çalışmaları yapmamızın sebebi ısınmamız. Bu işleri yaptığımız zaman zikirler, namazlar, sohbetler, ilim bizi ısındırır. Tıpkı bir dövüşçünün dövüş maçına ısınması gibi, antrenman ve idman yapması gibi, tıpkı bir futbolcunun hafta sonu oynayacağı maç için bütün hafta idman yapması gibi, ısınma. Bütün hafta idmana çıkmayan futbolcuyu maça çıkartırsan ayakları titrer. 15 dakika sonra koşamaz, nefesi kesilir. Ama idman yapmış olan bir futbolcu ya da dövüşe hazırlanmış olan bir boksör, bir saatlik bir maç için 10.000 saat idman yapıyor. Bir saat. 10.000 saat idman yapıyor boksör. Kendisini buna hazırlıyor. Bizim bu zikirler, namazlar ne için? Son anımızda şeytan bize gelecek ya, elinde bir bardak irinle bizi aldatmak için gelecek ya. Şu an dilin dönmüyor, kimseden bir şey isteyemiyorsun. Ben sana bu bir bardak suyu verebilirim. Ama senden bir şey istiyorum. Bana secde et. Şeytanın son cümleleri. Bizim de son cümlelerimiz var. Burada insanların bir kısmı ne diyecekler? Tamam da ben şu an çok güçsüzüm, görüyorsun. Secde etmek durumum yok. İçinden bunu söylüyor. Aklından ve içinden. Şeytan ne diyecek ona? Lüzum yok kalkıp bana secde etmene. Başını hafifçe ön tarafa eğmen yeterli. Benim ilahın olduğumu kabul etmen, secdenle, başını hafifçe eğmenle tatmin bulur, kabul bulur diyecek ve bir bardak irinle imanını almaya çalışacak. Bu esnada La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyebilmeyi, onun yüzüne karşı haykırabilmeyi ister misin, istemez misin? İşte ayağın sabit durması, İslam'da sabit durması böyle bir şeydir. Ahmed bin Hanbel diyor ki, bütün işler, dünyadaki bütün işler sonuna göre değer taşır. Son anda, son hamlede güzel bir iş, güzel bir bitiriş yapamazsan yaptığın işlerin hiçbir kıymeti olmaz. Ama son hamlede güzel bir iş yaparsan imanını kurtarırsın, sabit durursun. Ve Allah sana ebedi hayatı verir. Hayatının 60 senesinin 55 senesini 3 taneye iman etmiş olarak geçiren ve son 2 yılında Müslüman olmuş olan binlerce insan var. Biliyorsunuz Hristiyanlar akın akın İslam'a giriyor. Müslümanlar da akın akın dinsizliğe gidiyor. Eşcinselliğe ve dinsizliğe gidiyor. Yapılan yayınlar hep Müslümanları dinsizleştirmek ve eşcinselleştirmek için üzere kurulu şu anda. Üç tanrıcı Hristiyanlar akın akın İslam'a giriyor. Müslümanlar da akın akın dinsizliğe gidiyor. Sonuna göre değer taşır. Sonunu kaybetme.